Sevgili seyirciler, hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz operatör doktor Pervane Seyidova, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugün çok sevdiğimiz bir konuyu konuşacağız. Doğal doğum. Doğal doğum. Doğal doğum çok sevdiğimiz ve desteklediğimiz bir durum ama aslında doğal doğum nedir diye soracağım. Fakat doğal doğum cümlesi de çok eleştirilen bir şey. Çünkü yani doğum dediğin zaten doğaldır. Doğal. Zaten doğal. Açıklamasıyla başlayarak sizden bir anlatım bekleyelim o zaman. Tamam. Son dönem toplumda çok konuşuluyor. Doğal doğumlar, işte organik doğumlar, normal doğumlar. Aslında doğum hepimizin bildiği bir doğumdur. Var olan bir doğum, işte hamilelik fizyolojik başlar. Bir süreç fizyolojik zaten. Bir süreç ve onun sonuçlanmasıdır. Doğum, hamilelik başlar. Hamilelik başladıktan sonra da 9 ay 10 günün sonunda doğum gerçekleşir. Yani her hastanın doğumu tabii aynı zamanda gerçekleşmeyebilir. Kimi hastalarımızın doğumları erken de gelebilir. 37. haftadan erken doğan doğumları da erken doğum olarak tanımlıyoruz. Ama genelde 41-42. haftaya kadar da doğumlar sonuçlanmış olur. Doğal doğum deyince müdahalelerin minimum olduğu, daha çok kendi sürecinde gerçekleşen doğumdan bahsediyoruz. Ama epidural güzel bir şey değil mi? Tabii ki gereğinde epidural anestezi seçeneği her zaman tercih edilebilir. Bu birazcık da hanımların tercihine kalan bir şeydir. Ama biz hekimler olarak, anestezi uzmanları da biz de hiçbir zaman hastalarımıza epidural ile doğum gerçekleştirin şeklinde bir öneride bulunmuyoruz. Ama gereğinde hastamızın öyle bir talebi olduğu zaman da bunu gerçekleştiriyoruz. Güvenliği, rahatlığı için elimizden tabii, gelen bütün... Çünkü doğumda bazen süreç uzayabiliyor ve bu uzamış bu süreçte gerçekten yorulabiliyor hasta. Hanım yorulduğu zaman süreci yönetemiyor ve yönetemediği zaman daha olumsuz sürece doğru gidiyoruz. Ve bu durumlarda tabii ki epidural anestezi bizim bayağı bir yardımcımız oluyor. Evet. Peki bir annenin doğal doğum yapabilip yapamayacağı öncelerden belli oluyor mu? Hepimiz hikayemizin mutlu başlayıp mutlu bitmesini isteriz. Ama bunun için de bir şeyler yapmamız lazım. Bir emek vermemiz lazım, bir çalışmamız karşılıklı lazım. Karşılıklı herhalde değil aynen. Mi? Aynen. Yani birazcık bu olayda anne adaylarının doktordan veya ebeden bir beklentiye girmek yerine biraz da onlarla birlikte çalışmaları aslında süreci daha sağlıklı yönetir. Yani bu çalışmaları dediğimde nedir? Doğuma hazırlık eğitimleri var. Bu eğitimler alınabilir. Hatta anne adayı değil, baba adayının da bu eğitimlere katılmasını, bazen diğer aile bireylerinin de bu eğitimin içinde olmasını biz istiyoruz. Çünkü eğitim aldıkları zaman bununla ilgili güzel bilgiler var, güzel kitaplar var. Onları okudukları zaman yani biz kitap okumak yerine daha çok sosyal medyadan bir şeyleri takip etmeyi daha çok severiz. Aslında güzeldir. Sosyal medyadan bir şeyleri takip etmek de kötü bir şey değildir ama bununla ilgili çok güzel doğuma hazırlık eğitimleri, doğum mucizesiyle ilgili bir sürü kitaplar var. Ve aslında bunları okuyan hamileler, bunları okuyan anne adayları daha sağlıklı hazırlanırlar doğuma. Ve daha sağlıklı hazırlandıkları zaman da süreç yönetimini daha sağlıklı sağlarlar. Aslında son anda tıbbi neden olmadan sezaryen doğuma dönen vajinal doğumlar çoktur. Tıbbi nedene zaten doktor kendi karar verir ve aileyi bilgilendirir ve aile bunun bilincinde olarak kabul edip bu süreci sonuçlandırır. İzleyicilerimizi bilgilendirme amaçlı normal doğum aralığını 38-42 hafta dedik. Doğrudur. Bu süreçte doğumun belirtileri nedir? Hangi durumda uyanık olsunlar? Evet, bu çok doğum sürecinin başlaması, ağrılar, kasılmalar... Gerçek ağrılar. Biraz kısaca bundan bahsedebilir misin? Şimdi ilk hamileliğini yaşayan anne adayı çok tecrübesiz oluyor ve yaşadığı her karın sertleşmesini doğum ağrısı olarak kabul edebiliyor. O yüzden biz bunları hep adaylarımıza, babalarımıza hep anlatıyoruz. Hemen böyle bir anda panik olup böyle dörtlüleri yakıp yola çıkmayın yani. Doğum daha başlamaz ve her şeyin de bir kuralı ve bir aşaması var. Özellikle hamilelik sonuna doğru yani 38. hamilelik haftasından sonra yavaş yavaş doğum belirtileri kendini göstermeye başlar. Aşağı yukarı ne kadar zaman önceden geliyor belirtiler? Ya bu çok değişebiliyor. Tabii anne adayından anne adayına göre değişebiliyor ama ortalama bir hafta 10 gün içerisinde kendini gösteriyor bu belirtiler. Öyle ama mi? Kesin doğum belirtileri var. Bir de haber verici belirtiler var. Mesela nişan gelmesi hastanın hemen hastaneye gelmesi gereken bir durum değildir. Veya düzensiz gün içerisinde karnında yani 5-6-7 defa sertleşme hissetmesi de bu doğumun başladığı anlamına gelmez. Belli aralıklarla düzenli ve belli sıklıkta olması gerekiyor. Belli aralıklarla düzenli 5 dakikada bir özellikle karında başlayan sertleşmeler biz onlara sancı da demiyoruz dalgalar diyoruz. Çünkü sancı dediğimiz zaman sancı ne olur ağrılı olur. Anne direkt bunu ağrılı olarak kabul ediyor ve bu dalgaları düzenli 5 dakikada bir his eder ise
bir anda vajinal su gelişi gerçekleşirse... Su gelirse hastaneye vınlıyoruz evet. Ama değil mi? Yok, vınlamıyoruz ama doktoru arıyoruz, bilgilendiriyoruz, hastaneye geliyoruz. Yok, susuz kalmıyor bebekler. Yok, yok. Su gelişi 24 saat içerisinde zaten su gelişinden sonra doğumlar gerçekleşiyor. Ve 24 saat içerisinde tehlikeli bir durum yok bebek adına. Onu anne adaylarını da bilgilendiriyoruz. Artı ne kadar sıvı gelse de yani su kesesinin içerisinde olan sıvı ne kadar gelse de %25 her zaman o bebek için su vardır içeride. Avantajlarından da bahsedelim biraz isterseniz. Çünkü normal doğum dışı işte sezeryan ya da bir takım diğer yöntemlerin dezavantajları da var. Normal doğumun hem çocuk için hem anne için, sağlıklar için ne gibi avantajları var? Vajinal doğumun aslında en büyük avantajı sürecin doğal olarak başlaması. Yani müdahalesiz. Çünkü bazen suni sancıyla gerçekleşen doğumlar da var. Hatta duymuşsunuzdur, hanımlar bunun çok ağrılı olduğunu tarif ederler. Evet, suni sancı doğum ağrısından bile fazla diyorlar. Daha ağrılı olduğunu tarif ederler. Neden daha ağrılı? Çünkü biz dıştan bu ağrıyı oluşturmak için, bu sancıları oluşturmak için bir suni sancı dediğimiz serumda hazırlanmış bir ilaç veriyoruz onlara ve ağrılarını oluşturmaya çalışıyoruz. O kasılmaları, dalgaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları biz dışarıdan verdiğimiz için vücuttaki hormonal dengeyi az da olsa etkiliyoruz ve endorfin salınımı azalıyor bu arada. Çünkü normalde doğal süreçte bu olayı yaşayan hanımda o endorfin kasılma yükseliyor. Hormonu salgılandığında ardından hemen endorfin yükselip onu baskılıyor ve rahatlatıyor onu bir nevi ve daha rahat yönetiyor sürecin. Ama suni sancıda maalesef o daha geç yükseldiği için bu aşamaya ulaşamıyoruz. Biraz daha fazla ağrı duyabiliyorlar bir. İkincisi suni sancı sonuçta dışarıdan verilen bir ilaçtır ve yönetimini doğru sağlayamadığımız ve doğru yönetemediğimiz zaman dalga ve sanca sıklığını hızlandırıp rahmi de riske, bebeği de riske atabiliyor ve onu da çok doğru yönetmek ve çok sıkı takip etmek gerekiyor. Hastane koşullarında yapılması gerekiyor. Üçüncüsü müdahaleli doğumlar sadece suni sancılar bitmiyor. Aynı zamanda doğum esnasında yapılan kesiler, dikişler de bu sürecin içerisine giriyor. Ama doğal sürece bıraktığımız zaman anne adayı da süreci doğru yönettiği zaman kontrolsüz ıkınmalar, kontrolsüz hareketlerden uzak kaldığında herhangi bir dikiş, kesi bunlara da ihtiyaç duymuyor ve süreç sanki kendiliğinden sağlıklı bir şekilde yönetiliyor. Ve bebek açısından da baktığımız zaman bebek adım adım geldiği için ciğerlerinde biriken sıvıyı da atıyor ve doğduğu zaman daha rahat bir şekilde ortama adapte olabiliyor. Aynı zamanda doğduktan sonra genelde bizim tercihimiz bu bebekleri annelerinin göğsüne koymak ve annelerin tenin üzerinde kalmasını bir dönem beklemektir. Ve bunu beklediğimiz zaman aslında annenin vücut ısısı 37,5 derece zaten. Ve bebek hiçbir şekilde üşümüyor. Yani direkt annenin teninden ısıyı alıyor. Aynı zamanda üzerine örtüleriz soğuk olmasın. Ve ortamı maksimum sakinleştirmeye çalışırız. Yani maksimum sakin bir ortamda anne bebek buluşması sağlanılır. Ve bebek bu anda İlk parfümüyle tanışıyor. Bu anne kokusudur. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda annesinin vücut ısısını alıyor ve annesini tanıyor. Ve kendini en güvende hissettiği alan orasıdır. Ve aslında doğum psikologları bazı ileriki yaşlarda yaşanan bir sürü travmanın direkt doğumla ilgili olduğunu söylüyorlar. Ve sırf ileriki dönemlerde insanların böyle bir problem yaşamaması adına da doğan bebeklerin doğumlarının minimum travmatik, yani maksimum anne bebek kavuşmasını sağlayacak şekilde olmasını öneriyoruz. Bir de yoga var doğum öncesinde hazırlık aşamasında. Çok güzel bir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün hem mental olarak hem fiziksel olarak ciddi bir şekilde anne adaylarını rahatlatıyor. Yani gerçekten yogaya giden hamilenin farkını görüyoruz. Aynı zamanda pelvik kasları esnetiyor. Yani pelvik yoga kasına... belki spor bile yapsa, yürüyüş bile yapsa, hareket sonuçta işi çok... O da çok güzel, hareket çok güzel. Artı onunla beraber anne nefesi öğreniyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür Hocam ederiz. Yine konuşturmadım sizi. Yok, ben bayağı soru sordum ki yani tahminimden çok daha iyiydin yani. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Aslında ederim. Sormak istediğiniz daha çok şey var ama ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik. Tekrar çok teşekkürler.